Harbi çok kötü kokuyor abi, bu bozulmuş bence ya. Üf. Üf. Abi bu çürümüş amına koyayım. O bu bozulmuş değil mi? Bunlar tropikal meyveymiş. Ne meyvesi bu? Nurullah abi sağ olsun tropikal meyve göndermiş bize de. Ne meyvesi olduğunu bilmiyorum. Bunu zaten biliyoruz, bu yaban mersini mi ne? Bu o değil mi? Durun şimdi bir dakika, bilmediğimiz bir şey yiyelim. Ben onu merak ediyorum. Bilmediğimiz. Mesela arkadaşlar bu ne biliyoruz bu? Bunu ben biliyorum la. Çürümüş lan bu. Abi bozulmuş bunlar. Nurullah abi. Bu ne amına koyayım? Bu ne arkadaşlar? Bir dakika küfür etme bir. Bu ne? Bunu bir yıkayıp geleyim mi? Bir bakalım mı buna? Bunlar çürümüş bu arada, leş gibi koku geliyor. Çarkı felek, çarkı felek ne? Bağırmaktan sonra mı? Yıkayıp geliyorum. Kes ortadan. Hayır, direkt kesiliyor mu? Keselim. Oğlum bu sünger gibi lan, kesilmiyor. Bu o. Bu o. Abi bu çürük, ben ölürüm ha. Bunun tadını bilmiyorum ki ben. Bu vardı ya oğlum, içine ağzında hüpürdetip yiyorsun. De bu çürük. Çürük mü acaba ya? Döküldü hep. Bir dakika abi, ben bir elimi yıkayıp gelebilir miyim? Arkadaşlar bakın, yayın ortasında cırcır olmayayım. Yayın ortasında cırcır olmayayım. Bunun çürük olup olmadığını nasıl anlayacağız? Ama kokuyor ya. Bir şey bozulmuş da burada. Hangisi acaba? Şu iyi mi mesela? Bunun durumu iyi mi? Nurullah abi ya. Vallahi bozulmuş abi bunlar. Şu ne? Ulan adam o kadar özenip gönderdi ya. Nurullah abi bu ne? Bu ne? Oğlum elim boyandı lan. Yıldız meyvesi yani. Mango mu? Aa, sapını kopardım, ıslandı lan. Ağladı lan mango. Mango ağladı. Dur şimdi yıkayıp geliyorum. Keseyim mi mangoyu? Mango nasıl kesiliyor? Bence ilk şu kabuğunu bir alayım. Tamam mı? Kabuğunu bir alalım. Ondan sonra... Bak siz bilmezsiniz. Annem full mango kesip verirdi bize.
Böyle güzel bir şey olmaz. Küçükken herkes elma soyardı, biz mango. Ben sevmiyorum baba mango mungo, bu ne ya? Mayhoş ya. Mayhoş ya, mayhoş, çok mayhoş. Sanki böyle alkollü meyve gibi yani. Çok değişik bir tadı var arkadaşlar bunun. Alkollü bir meyve gibi. Bunu bilir misiniz? Bunu her baba yiğit bilmez bak. Ejder meyvesini önceden yemiştik zaten. Oh! Bu has ejder. Bu has ejder Johnny. Ejder meyvesini de bilmeyenler için tadını nasıl söyleyeyim biliyor musunuz? Bildiğiniz kivi. Bak kivi arkadaşlar. Kivinin tadı tuzu yok. Bak vallahi. Direkt %100 tanımı budur. Kivi tadı tuzu yok. Bu kadar bak. Direkt aklın yani. Tadı tuzu olmayan bir kivi. Abi. Bundan hafif inek kakası kokusu da geliyor. Gübre kokusu da geliyor buradan. Bu ne la? Bu ne? Bu ne biliyor? Aloe vera mı? Bu ne la? Bunu bilen var mı? Bu ne chat? Lan kabuğuymuş. Yıldız meyvesi nasıl yeniyor? Nasıl yeniyor? Erik gibi tadı. Allah Allah. Yıldız meyvesi nasıl yenir arkadaşlar? İnan bilmiyorum. En dışındaki uç neyi bir dakika? En dışındaki uç kısımları al bıçakla, sonra ısır ye. Şimdi uç kısım dediğin şuralar mı Ehmal, yoksa buralar mı? Ya ortadan keseyim mi? Ne lan? Bu ne la? Bu şey gibi, Van'ın bir tane yaprakların uçları. Nasıl yani? Öyle mi? Yiyeyim mi? Ne la? Oğlum bu güzelmiş lan. Çet bu harbi iyiymiş. Ya nasıl anlatabilirim bunu biliyor musunuz? Yanlış diyorsun amına koyayım. Ulan çakal. Evinde oturup her gün sivri biber mi yiyorsun? Ne bunun adı? Yıldız meyvesi mi yiyorsun sen her gün? Yanlış yiyorsun diyor ya. Tadına bakıyoruz işte. Direkt dışıyla mı yiyeyim? Bu iyiymiş ya. Arkadaşlar. Erik ve salatalık karışımı. Ama daha çok salatalığın sulu tarafını almış.
Eriğin hafif ekşiliğini almış. Bu harbi iyiymiş ya. Bunu sevdim. Bunun bence dışı da yeniyordur da ben yemem. Johnny bu iyiymiş bak öneririm. Bunların arasından onu yiyin. Bunun adı ne? Ben de ilk defa yiyorum ömrümde. Yıldız meyvesi mi? Ne yapıyoruz şu an? Ya bizim Nurullah abi var. Morgandalf görüyorsunuzdur chatte. Antalya'daymış dedi sana tropik meyve gönderiyorum. Tadına bakarsın. Dedim gönder abi yayında bakarız chatle beraber. Tamam. Yıldız meyvesini öneriyorum. Yıldız meyvesi yiyebilirsiniz. Bunu önermiyorum ben. Çok sevmiyorum bunu. Neydi bunun adı? Yaban mersini. Çok da pahalı bir şey. Ben bunu harbi sevmiyorum ya. Vallahi sevmiyorum ya. Avokado sevmiyorum çok. Hamburgerin arasında falan olursa yeriz. Ama hiç oturup da avokado falan aramam. Anladın mı? Adana dürüm arası avokado. Başka ne var? Şu yıldız biberi çok iyiymiş ya. Yıldız biberi şahane bir şey baba. Yıldız biber değil mi? Yıldız meyvesi miydi? Baba ben şunu merak ediyorum ya. Şu çürümese şunu yesem ya. Bir yıkayım mı? Belki çürümemiştir ya. Yıldız meyvesi pardon. Bir durun bekleyin bir. Harbi ciddi söylüyorum. Yıldız meyvesi efsane bak. Yıldız meyvesi mükemmel. Şu. Bunu şimdi bir dakika. Bunun adını bilenler bunu nasıl yiyeceğiz? Bunun içini yememiz gerekiyor. Çarkıfelek. La bilmiyorum işte. Çarkıfelek. Yabancı YouTuberlar yiyordu. Oradan görüyorduk. Nasıl yiyeceğim? Ağzına atmayacağım. Bunun içini yiyeceksin. Şöyle keseyim mi? Bıçak da hiç keskin değil ha. İçine renk olması lazım. Ya ne kaşığı ben ağzımda ütletiveririm. Bu bozulmuş olabilir o yüzden bir kontrol edelim. Bak şöyle iyi mi? İyi mi tadı? Yani iyi midir? Ne iyi amına koyayım? Vallahi arkadaşlar hiç bozulmuş gibi kokmuyor. Ya meyveden ne zehirliği yaşayabiliriz ya. Makarna var içeride. İki makarna atarım o fixer vücut onu ya. Oğlum bu ne ya? Bozuk mu lan bu? Bunu yemeyin ya. Abi çok üzüldüm ama meyvelerin bozuk gelmesine ya. Vallahi çok üzüldüm. Avokado bir tek bozulmamış. Ejder meyvesinde bir iki tanesi pörsük. Yıldız meyvesi de bir iyi durumda değil. Hava çok sıcak ya baba. Bir gün bile o kargoda o vakit kaybı. Mango yok baba mango kötü mango. Normal mango gibi değil o. Aleykümselam. Bitti. Normalde şey yedik işte altın çilek. Biber meyvesi. Ondan sonra bu çarkı feleğe denedik. Mango, ejder meyvesi. Daha da ne? Bu arada arkadaşlar karpuz. Neler yapıyormuş ya? Karpuzun ne yararları varmış biliyor musunuz? Karpuz aşırı yararlıymış.
Bugün bir profesör doktoru dinledim. Azdırıcı hap gibi. Ya senin benzetmene ya. Ne alaka şimdi azdırıcı hapla karpuz ya? Hiç öyle mi anlatıyor doktor onu? Doktor hiç öyle mi anlatıyor onu, saygısız çocuk? Doğal Viagra diyor adam. Adam doğal Viagra diyor. Sen ne diyorsun? Aynı videoyu izlemişiz muhtemelen. Şunu bir koyuyorum. Ahlaksız ya. Evet, günde 350 gram yiyenler erkeklerde %65 şey oluyormuş. İşte bu diyormuşsun. Hayata geri dönüyormuşsun. İşte bu. Anladınız. Ağzımda hala şeyin tadı var ya. Ondan sonra kalp, kanser, bak karpuzun yararları, kalbe, damarlara falan yardım, içinde orijinal arginin varmış, arginin mi, arginin mi ne? Ondan sonra kansere birebir mücadele.